Yes Motors'tan herkese selamünaleyküm. Ben Yücel arkadaşlar. Bugünkü aracımız Toyota Corolla 1.8 hibrit 2021 model 2000 kilometrede. Aracımızın kazası da bu ön tekerden kazası vardı aracın. Jantı falan da kırmış, sökmüşler. Ön teker. Ondan sonra buradan kapıya darbe gelmiş. Ayna kırılmış. Arka çamurluk yine darbeli. Bu kapının burası darbeli. Aracın tüm airbagleri orijinal. Airbag falan açmamış. Kemer falan çekmemiş. Zaten 2000 kilometrede olduğu için arabada sıfır kokusu da üstünde. İçi de tertemiz. Araç Dream paket. Dream paket olduğu için işte ne var? Telefon şarjı var. Kör nokta var. Parçalarına şimdilik 10.000 lira para verilmiş. İşte burada farı marı, panjuru manjuru burada. Ayna kapağı falan orada. Farı falan da sıfır alınmış yine. Farı sıfır. Ön tamponu farklı renk alınmış. O da burada. O farklı renk tampon da yine boyanacak. Bu şekilde de araç toplanmış olacak. Bu şekilde araç yapılmış olacak. Yani her zaman söylediğimiz şey, önemli olan aracın durumudur. Hani mesela bizim aracımız ağır hasar kayıtlı bu kazadan dolayı. Bu kazayı yaptığında hiçbir kaydı da olmayabilirdi. Hiçbir kaydı olmamasının sebebi ne oluyor? Aracın kaskolu olmaması oluyor. Tek taraflı kaza yapmış olması oluyor. Hiçbir zaman aracın kazası hasar kaydı değil. Bence her zaman aracın durumu önemlidir. Durumu ne arabanın? Bizim aracımız da bittiği zaman arka çamurluk boyalı, arka kapı, sol arka kapı lokal boyalı, ön kapı yine lokal boyalı, ön çamurluk değişmiş, kaputta yine lokal boyalı olaraktan aracımız bitmiş olacak. Zaten 2000 kilometrede sıfır bir araç bu araç. Bu araçla alakalı şöyle bir tecrübeden bahsedeceğiz. Kazalı halini şu anda araç onarımına başladı. Ustam bu araca ne yaptık şimdi Yüksel ustam? Araç kaza anında. Evet. Travesi kırmıştı, ana taşıyıcı. Travers şu aşağıdaki motorun altındaki. Alt bu tarafı. Evet. Şanzımana zarar vermemişti. Evet. Direksiyon kutusuna zarar vermemişti. Zarar verdiği akıs ve sol alt salınca. Evet. Travers. Şimdi Yüksel onarımına başladı. Evet. Yüksel ustam, bu arabanın altı böyle normalde boş mu oluyor yoksa söktün mü? Söküldü şu an. Burada ne var? Koruyucu gibi şey var. Kapakları var. Kavrulmazları var. Yüksel ustam, bunda şeyden bahsedeceğim ya. Bu araç sorgulamadan bahsedeceğim. Araç nasıl sorgulanır? Hangi firmalardan sorgulanıyor? Sorguda nelere dikkat etmemiz lazım? Bunlardan bahsedeceğim. İstersen arabayı az aşağı çek. Ben de onlardan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz araçlar sigortam 360'dan veya 5664'ten sorgulanıyor. Biz bu aracı aldıktan sonra sorguladık. Birkaç gün önce sorguladık. Sorgusunu yaptık. Aslında o zaman video çekecektim de çok müsait olamadık, çekemedik. Şimdi bu sorgu nasıl yapılır? Nelere dikkat etmemiz lazım? Sorgunun önemi, bunlardan bahsedelim biraz. Şimdi direktmen sorgusuna geçelim. Zaten Yüksel ustam sen de bana yardımcı olursun. Şimdi bu aracın şasisinden sorgulamışız biz. Şase numarası burada. Araca 140 bin lira ağır hasar kaydı girilmiş. Toyota işte Corolla 1.8 hibrit, her şey yazıyor orada. Bir de arkadaşlar, mesela biz de olsun ve diğer insanlar da, kişiler de olsun, araç il dışı plakalıysa eğer, İstanbul dışı plakalıysa eğer, aracı tutuyoruz. Biz plakasının değişikliğine giriyoruz. Plaka değişikliği girdiğimiz zaman da aracın sorguda 1-2 hafta hiçbir şey çıkmıyor. Kayıt genelde çıkmıyor. Ondan dolayı arkadaşlar şasiden sorgulamakta fayda var. Az önce dedim işte 140 bin lira yazmışlar. Siz de bu sigortam 360'ı indirerek, bir hesap oluşturarak, oradan sorgulama hakkı alarak da araçları sorgulayabilirsiniz. Ne yapılmış, ne edilmiş, her şey çıkar oradan. Şimdi bu araç Toyota servisine gidince 140 bin lira yazmışlardı ya. Şimdi içeriğine tıklıyorum. İçeriğinde ne var? İçeriğine girdiğimiz zaman diyor ki bu aracı 101 bin lira parça yazmışlar. 38.700 lira da işçilik yazmışlar. Aracın kilometresi de 2200 kilometredeymiş. Bu sorgularda da mesela araçların kilometresi de yazar. Yani kilometre oynamalar buralardan da gözükebilir. Bu da yine sizin işinize yarayan bir bilgi olabilir. Mesela motor traversi dedin az önce. Yüksel ustam, burada da yazıyor motor traversi. Direksiyon kutusunda bir şey yok dedin. Mesela evet, tekerden vurdu ya. Adamlar direktmen serviste onu, direksiyon kutusunu açıp bakmıyorlar değil mi? Yok, direksiyon kutusunu yazmışlar. Evet, komple.
Ondan sonra diyor ki traverse ön süspansiyon yazıyor. Far komple sol yazıyor. Gördüğünüz gibi solda far zaten yok. Yani burada her şey aslında yazıyor. Jant sol diyor. Evet, bu arabanın jantı da kırıktı. Sıfır jant aldık. Ondan sonra diyor ki member sup asi fr diyor. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum. Motor kaputu diyor. Gördüğünüz gibi motor kaputu arabanın zaten kazalı. Ama biz bunu değiştirmeyeceğiz. Düzeltip boyattıracağız. Lokal boyalı olacak. Ön podyo sol diyor. Podyo da şuraya deniliyor. Podyoda aslında hiçbir, yani podyo derken şuralara falan aşırı bir zarar vermemiş. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle silme geçmiş. Çamurluğu yalan etmiş. Çamurluk zaten değişecek. Ön podyo sol diyor. Ondan sonra aks ön sol diyor. Bu araca zaten aks alınmış ve takılmış. Ondan sonra arka çamurluk sol diyor. Şimdi arkadaşlar aracın şöyle hem videosunu bir yandan şöyle çekeyim. Hem de arka çamurluğu da gösterelim. Yani bu araç yetkili servise gittiği zaman ne oluyor? Arka çamurluk sol. Komple arka çamurluğu da değiştireceğiz diyor. Niye? Kaza var. Ama bu ne yapılacak bizde? Bizde düzeltilip boyanacak. Arka çamurluk sol. Arka kapı sol. Gördüğünüz gibi arka kapının burasında bir hasar var. Hani biz nazarlık kalsın diye orayı boyasız düzelttirip bir tutuş geçeriz muhtemelen. Hiç boya bile sürdürmeyiz. Arka kapı sol. Arka kapı sol demiş. Bir de kapı sol demiş. Ön kapının da, ön kapıya da geçelim hemen. Arabanın gördüğünüz gibi. Neyse şuralara devam edeyim bir. Porya arka sol. Kral, bu Porya tekerden vuran araca mı Pora yazıyorlardı? Evet. Anladım. Onu da yazmışlar. Onu da yine baktırırız. Ondan sonra dikiz aynası sol. Evet, aynamız kırık, oradan belli oluyor. Porya ön sol, onu geçmiştik. İki defa yazmışlar onu galiba. Arka tampon demişler. Tampon neden yazmışlar? Tampon da burada bir kazası var gördüğünüz gibi. Bu tampon da ister istemez değişiyor yetkili serviste. Biz onu düzelttirip boyatacağız. Ne yazıyor? Klipir ön fren sol. Klipir ön fren solun kliperi, o da değişiyor. Taşıyıcı ön sol. Onun da siparişini verdik, geliyor. Ön tampon. Tampon zaten haşat. Arka çamurluk sol sacı. Arka çamurluk sol sacı. Arka çamurluğu yazmışlardı, bir de sol sacı diye yazmış. Hani aynı malzeme oluyor değil mi saçla çamurluk? Ama hem çamurluk yazmış hem arka sol saç yazmış. Yani düzelip boyanacak zaten. Anladım. Ben hani sigortam 360'ın da sorgusunu da mantığını anlatıyorum da insanlara. Mesela bir aracı alırken bu şekilde sorgusunu da yapabilirler. Çünkü sorguya tıkladıkları zaman aracın işte kaydı çıkıyor. Şu kadar kayıtlı, işte şu yapılmış. Önemli olan araba kayıtlı olsun zaten. Kayıtsız yapılan işlemleri bilmiyoruz. Mesela bizim videolarda bir tane Megane 2 var, siyah renkli olan. Arabaya affedersiniz sanayi dilinde göt koymuş denir. Yani arabaya komple arka konmuş, göt konmuş arabaya. Bu araç mesela kayıtsız yapılmış. Kayıtsız yapıldığı için yani herkese sıkıntı. Kayıtlı yapılsa ama onu görürdük. Ona göre teklif verirdik veyahut da o arabayı almazdık. Her neyse, salıncak sol, motor alt muhafaza demiş. Kapak radyatörü, yani bunlar da çok çıtır bir hasar dahi olsa bunlar yetkili serviste hepsi yazılıyor. Amortisör tablası sol. Radyatör alt traversi sağ. Ön tampon alt koruma. Ön pazarlık sol, pazarlık mı neyse o, aks falan işte, lastik basınç sensörü sol, onun da siparişini verdik. Ön panel sol demiş. Ön panel sol. Ön panel sol hangisi oluyor? Burada şu sacı var ya abi, karın altına gelen yuva sacı var ya. Evet. Ona panel diyorlar. Anladım. Sigorta kutusunu yazmışlar. Onu açamadık orayı aslında da. Burada zaten bu şey, koruma kapağı kırık zaten, belli oluyor zaten. Şurası kırık, koruma, evet. Koruma kapağı kırık. O değişecek. Burada o tesisat falan filan elektrikçi tarafından tamir edilecek, yapılacak veya da değiştirilecek. Motor alt muhafaza, arka tampon breketi sol, ön panjur, hortum, fren. Biraz da ekrandan okurken de zor oluyor. Sağ amortisör, bilmem ne kule tablası, rola, motor alt muhafaza yan sol, arka çamurluk, yan davlum bazı, sigorta kutusu kapağı üst, kapak. Ya bir bitmedi, oku oku ya. Bu kadar okusaydık. Motor, muenteşe,
şey kaput menteşesi sol. Menteşeleri var ya kaputun. Onun mesela şu tarafındaki solu yazılmış yine. Radyatör havalandırma bleketi sol. Bağlantı saç. Jant. Heh, bitti çok şükür. Ön çamurluk bağlantı breketi sol ön. Arkadaşlar bu şekilde aracın sorgusunu yapıp her şeyini görebilirsiniz. Mesela bir araçta kişi diyor ki mesela sallıyorum airbag açmadı benim aracım. Kimseyi amacımız burada kötülemek değil ama herkes hakkını da savunabilir. Önemli olan araba sadece kayıtlı olsun. Kayıtlı olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Her şeyini görebilirsiniz. Anlamadığınız bir konu varsa yorumlara da yazabilirsiniz. O konularda da size yardımcı oluruz. Mesela bizim aracın şu anda kapıları da kilitliymiş. Bu araçta sıfır kokusu üzerinde. Yani artık bu parti 1 videosu olur. Parti 2 videosunda devam ederiz. İçinin resimlerini falan çekmeye de. İçinde görüldüğü üzere zaten arabanın tüm airbagleri falan orijinal. İçi falan pırıl pırıl 2000 kilometrede. Bu aracımız bu şekilde. Bu videoda size nasıl sorgulama yapılır? Bu sorgulamanın amacı nedir? Bunlardan falan bahsetmek istedik. Sorgulama yaparken de bu 5664 veya sigortam 360 amacımız kimseyi kötülemek değil ama bunların derdi şu değil. Yani bu araç işte kaza yaptı bunun insanlar farkında olsun değil. O da bir rant. Yani sıfır araç sattırmanın bir rantı. Mesela şu aracı mesela satarken belki 10 kişi sorgulayacak. Belki 100 kişi sorgulayacak. Bir sorgulama şu anda 10 lira 25 kuruş. Bir de detayını sorguladı 20 lira. 10 kişi sorgulasa dünyanın parası, 100 kişi sorgulasa yine dünyanın parası. Yani eğer bu insanların, bu araçların hasarlarıyla alakalı bir dertleri varsa ne yapar? Yani bu araçların alayı, ne bileyim ekspertiz firmaları falan filan da yine birleşerekten de şöyle de yapılabilir. Veyahut da işte şu araç, sallıyorum bu araç %30 hasarlı, şu araç %20 hasarlı, şu araç %50 hasarlı, şu araç %80 hasarlı, şu araç %5 hasarlı diye bilgilendirme yapılabilir ama %100 hasarlı veyahut da kimsenin böyle bir derdi yok. Bu tamamen bir rant. Yani burada araçlar sorgulanıyor. Sorgulandıkça bu firmalar para kazanıyor. Kazansınlar. Allah daha çok versin. Yine bir hizmetleri de var. Yani bunun bir faydası da var. Bak mesela biz az önce sorgusuna baktık. Sorgusunda bir faydasını gördük. Aracı sorgusunu yaptığımız zaman başına neler gelmiş aşağı yukarı kestirebildik. Hani böyle bir faydası var ama burada ama kimsenin amacı son tüketiciyi, alıcıyı korumak değil. Hepsi bir rant. Keşke tüm hani keşke herkesin araçların hasarlarıyla alakalı bir derdi tasası olsa da bu araçlara bir ortam hazırlansa o ortamda bu araçlar %10 hasarlı, %20 hasarlı, %50 hasarlı, %100 hasarlı diye bir bilgi verilse. Çünkü bakın burası bir sanayi sitesi. Burada yüzlerce araç var ve bu araçların sadece belki %1'i ağır hasar kayıtlı. Yani kayıtlı olarak yapılan %1 araç var. Diğerlerinin alayı kayıtsız bir şekilde yapılıyor. Mesela şurada gördüğümüz Kango. Araba yan yatmış. Araçta hiçbir kayıt yok. Bu da bizim mavi boncuğumuz. Bunu da onarımını yaparken çekeceğiz. Bu da Opel Corsa 1.6 OPC. Ama Türkiye'de tek Nürburgring paket. Bunu da videosunu çekeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese Allah'a emanet. Aa bu da bizim taklalı güvercinimiz ya. Bunda videosunu geldi. Arkadaşlar videolar gelecek. Sizler de abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz ne varsa yorumlara yazın. Herkese Allah'a emanet. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.